Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir, kusura bakmayın diyelim. Bu internette havaalanında ihaleyle alınmış mallar 200 liraya son, 100 liraya S8 falan diyorlar ya, işte onlardan bir tanesinden sipariş verdik. Şimdi bakacağız ne çıkacak. Öncelikle bizim bu içerikleri çekme amacımızı biliyorsunuz. Sizler de videomuzu paylaşarak daha fazla insanın bilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Hani dereyi görmeden paçayı sıvama diyebilirsiniz. Belki içinden S8 çıkacak. Ama 200 TL'ye hangi S8 bunun içinden çıkabilir? O yüzden ben baştan rahat rahat söyleyeyim size yani. Peki nedir bu havaalanı ihale muhabbeti? Onu da kısaca bir özetleyeyim. Şimdi bu Atatürk Havalimanı kapandığında, taşındığında artık ne diyorsanız, orada unutulan eşyalar ihaleyle satıldı. Velhasıl kelam, aramızdaki bazı uyanıklar da bu mesele böyle haberlere, gazetelere çıkınca dedi ki ben bu malları aldım, orada unutulmuş S8'i, iPhone 97'yi falan filan 100 liraya satıyorum demeye başladı. Tamamen internetten ilan veriyorsunuz. Bizim ilan verdiğimiz siteyi de zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Böyle bir sürü sağa sola gazete haberleri, S8'ler, yok iki tane stok kaldı, bir tane stok kaldı gibi üfürükler var. Herhangi bir site ismi vesaire paylaşmıyorum. Yani gerek yok çünkü 200 TL'ye S8 olmaz. Şimdi gelin şu paketimizin içinde ne var bir ona bakalım. Şöyle biraz da yakına tutayım. Kargo paketinin etrafını siyah ben kapladım. Çünkü kargo firmasıyla işin hiçbir alakası yok. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasını istemiyoruz. Bir dakika. Şunu çekme abiciğim. Çekme. Allah Allah. Oğlum bunu rulo manyağı yapmışlar. Şimdi içinden tuğlamız çıktı. Şöyle şuna da göstereyim. Sağ olsunlar, bunun içindeki S8. 4 S8 bu. 5 S8 de olabilir. Şöyle şey yapayım bakın. Puh, konfetiler havada uçuşuyordu. S, bak S, bak şurayı karalayayım. Bak S, 8, bak gördün mü? S, bak görüyor musun 8'i? Hologramlı 8. Bak S, takıldım ben daha S. Telefon bu. Şuraya not alayım. Bu telefon S8. Kalem bile yazmıyor telefonun üstüne. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz bu telefonu 200 TL'ye aldık. Kargosu da 8,5 lira mı 10 lira mı ne tuttu? Ya 208,5 liraya geldi. Zaten bu Samsung'un tuşlu modeli. 150-200 liraya çok rahat bulabilirsiniz. Diyeceksiniz hani hiç mi şaşırmadın? E alıştık artık yani. Evet, buradan bir S8 özlemişsinizdir. Samsung S8 bataryası çıktı. Yeni nesil batarya bu. Süper hızlı şarjlı. Hemen yazıyorum. Bak caution. Yani bu diyor ki, İngilizcesi olan arkadaşlar çevirebilir bunu. Caution yani dikkat, çok süper hızlı şarj yapar. Şu da ucu, gördüğünüz gibi yeni nesil Type-C bu. 200 TL'miz gitti ve yeni nesil S8'lerimizin harici 7500 mAh'lik bataryası. Eksiklik olmasın kardeşler arasında. Şuraya bir yazayım ben. 7500 mAh'lik ve 800 mAh'lik bir yeni nesil bir S8. Bu arada telefon kendisi yok arkadaşlar, onu söyleyeyim de. Bu kadar mı yolladılar? Burada pardon, valla teşko yapmadım. Kendisi çok büyük olduğu için. Evet, şu da telefonumuzun kendisi. Sağ olsunlar ekran koruyucu kılıfla yollamışlar. Evet, yeşil ledli, ışıklı mışıklı bir 5S8. Bunu hakikaten buraya tükmükle yapıştırmışlar. İnanmıyorsanız bakın. Tükmükleri görüyor musunuz, tükmükleri? Ama aslında bu telefonu hani normal markası modeliyle sat kardeşim 200 liraya beni izliyorsan. Yani niye oraya S8 yazıyorsun ki? Allah Allah. Ay bir de normal telefon yolluyorsun yani. Yaz oraya abi, ben de delikanlıyım de. İnsanlar da sizi kandırıyorlar de. Bunun üstüne de tükmükle de jelatin de yapıştırdım de. Çıkmayan jelatin yaptım de. Benim telefonumun özelliği bu de. Bu da bir özellik. Yani bak arkası deri arkadaşlar, gördüğünüz gibi deri kaplama bir S8 bu. Yalnız hayvan derisi değil tabii ki de, hayvan derisine karşıyız. O yüzden burada insan derisi. Ha çok güzel espriler patlıyor arka arkaya. Evet, S8 yeşil Nokia 3310 çıktı. Telefonumuzun en önemli özelliği şurada gördüğünüz çift hat. 7500 mAh'lik bataryamızı takıyorum. Micro SD kart girişi de var ya, ona göre yani. Adamda nasıl bir tükmük varsa her yere yapıştı ya. Telefonumuzu bir açalım bakalım başımıza neler gelecek. Açılmadı, açılmadı, yine açılmadı. S8'den neresinden açılıyordu? Şu Lütfi'nin taktiği deneyeceğim. Şu noktaya. Açılmadı. S. Yalnız kesen bıçak getirmişler. Bir dakika şunu bir şarja takalım. Şurada bir elektriğe takacağım şunu arkadaşlar. Burada bizim yazılımcılar var. Hazır gelmişken bir yazılımcı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, 200 TL'ye Samsung S8 5 Plus. Hiç kimse gülmediğine göre artık demek ki yaşımız gelmiş artık. Adaptör fişe bile oturmuyor. Evet, yandan şarj ediyorsunuz. Şöyle bir iki dakika dursun bakalım. Şimdi ben bunu buraya geldi bak. Koş, S8'i kaçırıyorsun bak. Kaçırdın, gördün mü? Burada S8 yazdım. Yani şarj oluyor diyor S8. Bir iki dakika şarj olsun, en azından bir açabilelim arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika falan oldu. Bu hala charging diyor. Şurada açalım. Garanti olsun. Bak S8 kapandı. Bari bunu düzgün sataydın. Bir daha deniyorum. Sadece şarj olabilen bir telefon bu. Bu son şansı.
Ses geldi. Galiba açılacak. Gitti. Açılmıyor bile. Yeter bu kadar. Zaten çok bile şans verdik. Şimdi geldik geleneksel Cüneyt Arkın sahnemize. Taşımızı bir sağlara alalım. Şimdi bu telefonu dolandırılanların hatrı için parça pinçik yapacağız. Ama önce benim içimde kalan bir şey var. Onu anlatmak istiyorum. Biraz alakasız bir muhabbet olacak ama geçen gün arabayı muayeneye götürdüm. Orada bir tane dayı geldi. İnternette tüm Türk randevusunu dayıya 35 TL'ye satmışlar. O da kandırılmış yani. Normalde ücretsiz araç muayene randevusu. O yüzden ilk hamlem o dayı için. O dayı da çünkü aynı yöntemle kandırılanlardan. Bak dayı, izliyorsan beni sanmıyorum da belki torunun izliyordur. Bu senin için dayı. Ben, öyle olmaz. Bu internetten dolandırılan herkes için. Evet, yeşil Nokia 3310, Galaxy S8 Plus. Burada kendisi. Bataryadan bir kurtulalım. Yalnız 7500 mAh'imiz hala sağlam. Şimdi geldik bu telefondan dolandırılan herkes için bunu yapmaya. Hazır mıyız? Açıyorum. Cart. Tükmükler devam ediyor. Bak tükmük tükmüğü görüyor musun? Tükmük. Şu tuş takımını alalım. Burada da devreler var. Şu tuş takımını buzdolabına magnet olarak saklamaya karar verdik. Ekran lazım olur. Şunu bir sökeyim. Aynen. Bu Lütfiye lazım olabilir bu. Arkadaşlar şimdi bu videomuzda internette havaalanında unutulan ve 200 TL'ye satıldığı iddia edilen Galaxy S8 telefonu sipariş ettik. Karşımıza böyle bir dandik telefon geldi. Teknik olarak baktığınızda bence dolaylı olarak dolandırılmış oluyoruz ama verdiğimiz para 200 TL ve aldığımız ürün bu olduğu için bir anlamda da yarı dolandırılmış gibi bir şey olduk yani. Şimdi tam işin içinden çıkamadım. Ama sanırım hukuksal anlamda bayağı dolandırılmış olduk bence. Artık bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ayrıca kanalımızda 3 milyon abone olmak üzere arkadaşlar. Gelin el birliğiyle şu kanalı bir 3 milyon yapalım artık. Videomuz bitti. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan herhangi bir şey de bizlere yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortada ki bağlantısından da kanalımıza abone olabilirsiniz.